Herkese merhaba. Böyle çok uzun bir ara vermişim gibi hissediyorum ama galiba o kadar da fazla uzun olmadı. Yani bu kanal daha da uzun araları gördü. Ama bugün birlikte hazırlanalım istedim. Birazdan arkadaşlarımla buluşmak üzere evden çıkacağım. Ve bir yandan hazırlanalım, bir yandan da sohbet edelim istedim. Değinmek istediğim konular vardı ve bunlar için ayrı bir video yapmaya değmiyor. O yüzden hani böyle küçük küçük konular olduğu için böyle hepsini toparlayalım. Sohbetli bir makyaj videosu yapalım dedim. Lafı uzatmadan hemen geçelim. Ben kampa gittiğimden bu yana, iyi ki bir kampa gittim he. Bütün makyaj malzeme, yani düzenli olarak kullandığım bütün ürünleri bu çantada tutmaya devam ediyorum. Yani böyle bir alışkanlık edindim. Aslında iyi de oldu. Çünkü böylelikle makyaj masamı, çekmecelerimi ayıklamam. Biri sıcaktan bayılmış. Daha kolay olacak. Malum yakında bunu da yapmam gerekecek. Şimdi ilk olarak bir güneş kremi uygulayacağım. Rossmann'ın güneş kremleri bende sivilce yapmadığı için her yıl tercih ediyorum. Bu küçüklerini alıp bütün yazı bunlarla geçiriyorum. Şimdi birazcık bekliyorum. Biraz yüzümü emsin, böyle üst üste de uygulamak istemiyorum. Sonra son birkaç videodur, fotoğraftır, işte Instagram postudur. Bana highlighter'ım soruluyor. Aslında highlighter değil, bu. Bununla makyaj yapıyorum. Fondöten kullanmıyorum ve gerçekten ışıl ışıl gözüküyor. Yani buna olan, bunu ilk aldığımda sevmiştim ama böyle aman aman bayılmamıştım da şimdi böyle gün geçtikçe daha da seviyorum. Daha da bayılıyorum. Aşkım zamanla buna daha da arttı diyebilirim. Benimkinin numarasını söyleyeyim size hatta. Nasıl söyleyeceğim? Light Glow'muş benimki. Bir de porselen var yanılmıyorsam. Bu bir tık daha koyu ve daha nasıl diyeyim, pembe alt tonlu. Bunu krem gibi bütün yüzüme uyguluyorum böyle. Işıl ışıl oluyorsunuz gerçekten. Ve bence gün boyu da kalıyor. Bakar mısınız nasıl ışıldadım? Öyle bir etkisi var işte. Şimdi gelelim yavaş yavaş konuşmak istediğim mevzulara. Önce hemen hızlıca kaşlarımı bir aradan çıkarmak istiyorum ama buraya bir ayna koymam gerekir. Kaşlarımı geçen gün boyadım ama önce açık oldu. Fazla açık oldu. Gerçekten kaşım yokmuş gibi gözüktü. Sonra tekrar üstüne boyadım. Çok koyu oldu. Tekrar bir 2 saniye, 2 saniye değil yani böyle bir 10 saniye, 20 saniye açıcı sürdüm. Sonra böyle bir şey oldu, bilmiyorum. Neyse. Evet, hazırsanız başlıyorum. Biraz cildim koyulaştığı için iki tane kapatıcı karıştırarak uyguluyorum. Biliyorsunuz yakın zamanda Almanya'ya gitmeyi planlıyoruz ailece. Gitmekten kastım geri dönmek. Gerçi benim için tam bir dönüş olmuş olmuyor. Çünkü burada benim işlerim devam edeceği için benim yine bir ayağım burada olacak. Fakat orada ikamet ediyor olacağım yani neticede. Bu gitme sürecimle alakalı bir update geçmek istedim. Çünkü henüz böyle bir videoda bahsedecek kadar uzun ve kapsamlı şeyler yok. Biliyorsunuz Zuzu'yu götürebilmek için Zuzu'ya bir test uygulamam gerekiyordu. Bu bir çeşit kuduz testi. Tam ismini de buraya bir yere yazarım. Kuduz aşısından en erken bir ay sonra yapılabiliyor bu. Köpeğiniz, kedinizden kan alınıyor. Ve sonra bu kan Ankara'ya test edilmek üzere yollanıyor. Bir iki hafta falan sürüyor testin çıkması. Test çıktıktan sonra 3 ay beklemeniz gerekiyor. Bizim testimiz çıktı, temiz çıktı. Şimdi o 3 aylık sürenin dolmasını bekliyoruz açıkçası. Ve bu 3 aylık sürede bizim Ekim'in ilk haftasını bitmiş oluyor. Ailem benden önce gidecek o yüzden. Çünkü beni beklemeleri çok
mantıklı değil. Sonuçta ne olacağı belli değil. İkinci dalga gelebilir. Yine giriş çıkışlar kapanabilir falan. O yüzden onlar gidecekler önden. Biz burada Zuzu'yla 3 ayımızın dolmasını bekleyeceğiz. Şuna bakın ya. Sıcak diye orada yatıyor. Test bu arada bayağı hızlı geldi bizim. 2 hafta, tam 14. gün veterinerimiz aradı ve testin geldiğini söyledi. Ülkeden ülkeye de değişiklik gösterebiliyormuş. Mesela Londra 6 ay istiyor. Sıkıntılı durumlar. Bir eyeliner çekeceğim. Ya yani ne yapacağımdan da bahsedeyim. Bugün böyle kalın eyeliner ve kırmızı ruj istedi canım. Böyle çok klasik bir makyaj yapmak istedim. Çok yaptığım bir tarz değil benim. Ama bugün canım öyle istiyor ya. Bu Biolis'in eyeliner'ını da çok beğendim. Şimdi ben eyeliner'ımı çekeyim, geleyim çünkü malum konsantre olmam gerekir. Özellikle kalın olduğu için konsantre olmam gerekir. Çünkü ben hep çok ince yaparım. Oldu gibi bu sefer. Hemen rimel sürelim. Evet. Almanya konusu böyleydi yani özetle. Bir de saçlarımdan bahsedelim mi? Ben saçlarımı boyadım. Tekrar boyadım. Saçlarımı tekrar bir boyadım. Sarılığını arttırdım. Ama bu sefer çekmedim çünkü biraz üst üste gelecekti. Öyle de olsun istemiyorum. Bir diğer değinmek istediğim nokta da dudaklarım. Gerçekten her videonun altına dudakların olmamış, dudakların şöyle, dudakların böyle. Bunları okumaktan o kadar sıkıldım ki. Şimdiye kadar hiç bu konuya değindim mi bilmiyorum. Galiba değinmedim. Bilmiyorum ama çıldırıp değinmiş de olabilirim. Arkadaşlar ben 2019 Mart'ta dudaklarımı yaptırdım. Yani bir yılı bile geçti ve artık kalmadı. Benim dudaklarım, ben de bilmiyorum. Mesela bugün öyle değil. Bugün gayet normal bence dudaklarım. Ama bazen aşırı ödemli oluyor. Gerçekten yeni işlem yapmışım gibi ödemli oluyor. Ama bu benim her zaman böyleydi. Dolgu yapmadan önce de böyleydi. Bir defa bununla alakalı doktora gittim mi, danıştım mı hatırlamıyorum. Çok eski bir mevzu. Bana bunun böbreklerle alakalı olduğunu söylemişti. Çünkü böbrek hastalarının genelde vücudu ödem tutar. Ve benimki ki bende de dudaklarımda oluyor. Bu yüzümde oluyor genellikle. Ve o yüzden benim ara ara özellikle mesela regl dönemlerimde dudaklarım aşırı şiş olmuş oluyor. Ve siz de benim manyak gibi sürekli gidip böyle dolgu yaptırdığımı zannediyorsunuz ama öyle bir şey yok. Onun dışında benim anatomik olarak üst biraz daha önde. Ben bununla alakalı tedavi gördüm. Tel tedavisi vesaire gördüm. Ama yine de hala bu tarafım daha önde. Bunun dudak dolgumla hiçbir alakası yok. Çünkü ben dudak dolgumu sadece kontürlerime yaptırdım. Yani bu dudağımı yaptırana da küfrettiniz, bana da küfrettiniz ama bana küfredin de bunu yapanın hiçbir suçu yok. Bir defa kameranın hafızası doldu. Bir defa yanlış bir işleme maruz kaldım işte Mart'ta yaptırdığımda. Çünkü ablamız sadece benim şurama ve şurama dolgu yaptırdı. Ve dolayısıyla bu böyle patladı. Çok kötü oldu. Ben de eritmekten acayip korktuğum için başka bir kliniğe gittim. Ve kontürüme yaptırarak bunu düzelttirdim. Ve bu kontürüme yaptırdığımı ve düzelttirmeyi ben ne zaman yaptım? İşte Mart'ta abla sıçtı içine. Ben de birkaç ay sonra kontür
yaptırarak düzelttirdim. Hepsi geçen sene. Yani şu anda dudağımda sadece o işlemlerden %15, %20 kalmış oluyor. Hatta alt dudağımda hiçbir şey yok. Üst dudağımda kaldı. Ablanın yaptığı bir türlü gitmedi falan. Eritmekten çok korkuyorum. Bir de her şeyi geçtim. Ben kendi hür irademle gidip o sedyeye yatıp para verip bunu yaptırıyorum. Ve bana çok saçma geliyor. Git dudaklarını erittir, git şunu yap. Niye dudaklarını yaptırıyorsunuz diye bana hesap sorar gibi hesap soranlar oluyor. Yani ben annem babamdan görmediğim tepkiyi gerçekten sizden hepinizi kastetmiyorum tabii ki. Bu kötü yorum yapanlardan bahsediyorum. Annemle babamdan görmediğim azarı onlardan gördüm. Niye git erittir, git şunu yaptır. Ben sizin sözlerinizle hareket edecek değilim. Ben kendim dediğim gibi hür irademle paramı yatırarak gidip dudaklarımı yaptırdım. Tamamen eriyince tekrar yapacağım. Çünküsünü de geçtim artık ya. Gerçekten çünküsünü de anlatmak istemiyorum. Çünkü keyfim öyle istiyor. Çünkü seviyorum. Ha bir gün gelir sevmem. Hepsini eritirim. Erimesini beklerim daha doğrusu. Ve bir daha yapmam. Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz artık, estetiğe bu denli tepkili ve şey olmayın bence. Bırakın insanlar istediği gibi yaşasınlar. Biri dudaksız mı mutlu? Onu dudağın yok demeyin mesela. O demek ki öyle mutlu. O şekilde kendini iyi hissediyor. Yani herkesin de gidip dudak dolgusu yaptırması gerekmez. Ya da ben dolgun dudak seviyorumdur. Bırakın ben de dolgun dudak seveyim. Yani ne var bunda? Bir insanı dış görünüşüne göre sevmeyin. Yani birini sevecekseniz onu o olduğu için sevmeye çalışın. Gerçekten böyle yaparsanız hayatta her şeye sevgiyle yaklaşırsınız. Ama o kadar şekilciyiz ki onun dudağı yamuk, bunun kaşı eğri. Onun yani o kadar şekilci olmayın, ön yargılı olmayın. Beni ben yapan şey benim dudaklarım değil. Beni sevecekseniz gerçekten bir tanımaya çalışın. O şekilde sevin. Birine senin dudakların yamuk, işte ağzın büyük. Ne yapayım? Ağzımı daralttırayım. Ben ağzımı daralttığımda ne olacak? Sen gelip beni alnımdan mı öpeceksin? Ben de oh mu diyeceğim? Benim umurumda değil ki senin benim ağzımı büyük bulup ya da küçük bulman ya da yamuk bulman ya da şey bulman. Yani ben sen beni beğen diye çabalamıyorum. Ben aynaya baktığımda kendimi beğeniyorsam gerisi teferruat, gerisi benim umurumda değil. Ne bir erkek beni beğendi mi, ne eşim dostum beni beğendi mi, ne de beni izleyen insanların beni beğenmesi. Ha, tabii ki de size karşı saygı duyuyorum, güzel çıkmak istiyorum. Hepimiz böyleyiz bence. Ya da hani bir şu anda arkadaşlarınızla görüşmeye gitseniz ya da ne bileyim bir çarşıya inip gezmek isteseniz bile bir hani kendinize çeki düzen verirsiniz. Çünkü topluma karışırsınız. Bu hani kendinize gösterdiğiniz saygıyı gösterir. Ama bu yolda karşınıza çıkabilecek her insana kendinizi beğendirmek zorundasınız gibi bir his uyandırmamalı mesela. Ya ben de o kafada değilim. Ben beni beğenin diye çabalamıyorum. Ben beni sevmeniz için çabalıyorum. Öyle. Yani bu konu gerçekten beni hiç yaralamıyordu açıkçası. Okuyup geçiyordum. Aman bana ne bana ne. Eleştirenlere bir şey demiyorum ama gerçekten bence eleştirmeyi bilmiyoruz. Çünkü karşımızdakini böyle aşağı çekmeye çalışıyoruz ve bunun eleştiri olduğunu zannediyoruz. Eleştiri böyle bir şey değil. Ben burada ders vermek de benim haddime değil ama eleştirmek öyle bir şey değil ya. Şuran şöyle, şuran böyle, ağzın çok büyük. Ne yapayım be? Böyle yaratıldım. Ne yapayım? Oturup ben evde böyle depresyona mı gireyim? Ağzım çok büyük. Ben ne yapacağım diye. Ya, bilmiyorum. Bilmiyorum. Dudağı ince olanlara dolgu yap dersiniz. Dolgusu olana erit dersiniz. Gerçekten klavye başında oturmak o kadar kolay ki. Siz bir geçin kameranın karşısına, bir oturun, konuşun bakayım.
Bir bakın bakalım yüzünüzün sağ tarafı ile sol tarafı ne kadar eşit değil. Bir bakın bakalım. Sonra komplekse girip etrafa saldırırsınız tekrar. Hı? Güzel böyle bu patlamam, az önceki patlamam güzel bir yere getirdi. Bu konuya da değinmek isterim açıkçası. Biraz daha aldığımı arttıracağım. Kadına şiddet. Yani bu gerçekten çok hassas bir konu ve Türkiye'de, tek Türkiye'de değil yani Türkiye diye de şey yapmak istemiyorum. Dünyada kadınlar şiddete maruz kalıyor. Bu fiziksel olabilir, psikolojik olabilir, maddi olabilir. Her türlü şiddete kadınlar uğruyor. Bu yüzyıllardır böyle. Bu yeni bir konu değil. Ama artık insanlar bilinçlendi. Artık kadınlar eskisi kadar susmuyorlar. Eskisi kadar sinir çekmiyorlar. Beyimdir yapar demiyorlar. Ve böyle bu bilincin de artması gerektiğinin artması gerektiğini düşünüyorum. Ben Instagram'da bir yazı paylaşmıştım. Bazen böyle dolduğumda yazıyorum işte. Hepimiz öyleyiz bence. Çok insani bir durum bu. Rujumu da süreyim. Konuşmayı da yapıp video kapatalım bence. Kullandığım ürünleri bilgi kutusuna yazacağım. Ama bunu size söylemek istiyorum. Bu Biolis'in 305 numaralı ruju. Ve vişne ve kırmızı bordo arası bir şey. Çok güzel bir renk. Son olarak highlight'ı sürüp olayı kapatmak istiyorum. Evet, makyajımın bitmiş hali bu. Gayet böyle klasik kırmızı ruj makyajı, eyeliner ve kırmızı ruj makyajı istiyordum. Evet, yazı paylaşıyorum Instagram'da. O zaman da yine böyle doldum. Kadına şiddete karşı doldum. Ve şunu yazdım. Bence her kadın, istisnasız her kadın hayatının bir döneminde fiziksel olmasa da psikolojik şiddete uğruyor. Her erkek psikolojik şiddet uyguluyor dedim. Tabii burada bana saldıranlar da oldu. Alkış tutanlar da oldu. Bu fikrimin hala arkasındayım. Hep de arkasında olacağım. Çünkü şakayla karışık bile olsa bir kadına götün çok küçük, memen çok küçük, boyun çok kısa, boyun çok uzun, ağzın çok büyük, ağzın çok küçük. Yani kadının dış görünüşünü böyle dış görünüşüne saldırdığınız, şakayla bile olsa saldırdığınız her an kadını aşağı çekiyorsunuz ve özgüvenini elinden alıyorsunuz. Ve bu bir insana yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri. Bir kadını döversiniz, o kadın yaralarını sarar, iyileşir. Ama onun ruhunun yani ruhunu yaraladığınız zaman bunun dönüşü yok. Ve bunu birçok erkek yapıyor. Hayatındaki kadına psikolojik baskı uyguluyor. Mesela çok güzel bir kadın. Bunu ünlülerde de görebilirsiniz. Çok güzel bir kadın ama hayatında o erkeği aldıktan sonra böyle sönük kalıyor ve o erkek ön planda oluyor. Kadını görüyorsunuz, kadının hani hali yok. Ama erkek parlıyor, neşeli, enerjik. Neden? Çünkü o kadının enerjisini sömürüyor. Ve bu yüzden ben her erkeğin şakayla karışık dahi olsa mutlaka bir kadına psikolojik şiddet uyguladığını düşünüyorum. Benim de bir erkek kardeşim var. Onun böyle biri olmadığını biliyorum mesela. Her erkek diyorum evet ama ikili ilişkilerde nasıl olduğunu bilmiyorum. Bana gelip psikolojik şiddet uygulamaz, anneme gelip psikolojik şiddet uygulamaz. Ama ikili ilişkilerde kefil olamam, bilemem. Hiçbir konuda erkeklere zaten kefil olmam da. Yaşasın feminizm diyormuşum burada. Neyse işte siz beni anladınız. Evet ve ben kadınların şiddetin her türlüsüne karşı gelmeleri yani seslerini çıkarmaları gerektiğini düşünüyorum. Yapmaya başladık da bu artık daha da duyuluyor. Bir kadın şiddete uğradığında çok daha hızlı, eskiye göre çok daha hızlı bunu ulaştırabiliyor. Cezalar tartışılır ama en azından sesimizi çıkarıyoruz ve
bu az da olsa erkeklerde bir korku yarattığını düşünüyorum. Eğer sizin sevgiliniz çok seviyorsanız bile size kendinizi mutsuz, kötü hissettiriyorsa, onun yanında kendinizi çok şişman, çok zayıf. Ben bunu çok yaşadım mesela. Kendimi çok zayıf hissediyordum ve üstüme hiçbir şey yakışmıyormuş gibi hissediyordum. Eğer bir erkek size kötü hissettiriyorsa lütfen, lütfen güçlü olun ve uzaklaşın. Çünkü bunu o postu da yazdım. Çünkü evet her erkek şiddet uyguluyor dedim ama iyi insanlar da var. Ve sizi pijamayla, saçınız topuzken, en paspal halinizde bile aşık olacak, sizi her koşulda sevecek birileri mutlaka karşınıza çıkacaktır. Öyle insanlar da var. Öyle insanlar hayatınıza gelebilmesi için bu denli böyle çirkin insanların çıkması gerekiyor. O yüzden çok seviyorum, bir daha kimseyi bu kadar sevemem tribine girmeyin. Eğer size gerçekten böyle duygular hissettiren birileri varsa hayatınızda, bu sadece erkek olarak düşünmeyin bunu, kız arkadaşınız da olabilir böyle yapan, uzaklaşın. Gerçekten uzaklaşın ve kendinize dönün. Kendinizi iyi hissetmeniz için elinizden geleni yapın. Saçınızı mı değiştirmek istiyorsunuz? Saçınızı değiştirin. Zayıflamak mı istiyorsunuz? İstiyorsanız yapın. Ama o kişinin beğenisini elde etmek için yapmayın. Ben mesela saçımı koyu yapacağım zaman birilerine danıştım ve yapma dedi. Ama ben ne yaptım? Yaptım. Neden? Çünkü ben kendim istiyorum bunu. Onun beni beğenmesi için değil. Ve iyi ki de yaptım. Bana çok iyi geldi o süreçte. Ve hiç pişman değilim. Tabii sarıyı daha çok seviyorum. O ayrı bir konu ama. Öyle. Umarım güzel bir video olmuştur. Makyajımı da beğenmişsinizdir. Makyaj böyle biraz sönük kaldı. Bu kadar dırdırma. Ama gerçekten kamera karşısında oturup konuşmayı özlemişim. Bunu her defasında söylüyorum. Bu kadar özlüyorsan kızım düzenli video çeksene. Evet. Evet. Ama çok çok böyle yoğun bir tempodayım şu an gerçekten. Hani bütün arkadaşlarıma vakit ayırmaya çalışıyorum. Başka şeyler de var. Belki zamanı geldiğinde onları da konuşuruz. Başka kafam gitti şu an. Onun dışında şu an evi boşaltıyorum. Böyle ufak ufak eşyaları satmaya başladım falan. Derken biraz yoğunum yani. Ama umarım tekrar en yakın zamanda görüşürüz. Benden ama haberdar olmak istiyorsanız mutlaka Instagram'da takip edin. Orada çok aktifim. Genelde her gün bir şeyler paylaşıyorum. En azından nerede ne yaptığımı görebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten benim kitlemin %80'i bana destek olan insanlardan ibaret. Eleştiri yapanlar, hakaret edenler genelde benim bu kitleme bile ait değiller. Öyle gelip 3 saniye izleyip kötü yorum yazıp defolup gidiyorlar. Onlara biraz düşüncelerimi, fikirlerimi iletmek istedim. Buralara kadar izlemeyecekler muhtemelen ama yapacak bir şey yok. Ben içimi rahatlattım. Umarım sizin de başınızı şişirmemişimdir. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bana bir like bırakıp güzel bir yorumunuzu da bırakabilirsiniz. Emoji de bırakırsanız, bana bir kalp ya da bir civciv bıraksanız da olur. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada evet İrem Derici'ye benziyorum. Evet. Yeter artık da.